Milyonlarca insan böyle bir sürecin hangi aşamasında var? Bunca millet evladı, yüz binlerce genç, 4 milyon yetenekli insan işsizken ve mutsuzken, bunca insan yoksulken, bunca üretim ihtiyacı ortadayken, bunca fabrika kurma ihtiyacı varken, 16 milyonluk bir şehrin, bu koca şehrin, bu kadim kentin geleceği olan çocuklarımız bile daha henüz yeterince beslenemezken, çok ağırlıklı bölümü okul öncesi eğitim alamazken, kalabalık sınıflarda eğitim görürken, bizim önceliğimiz bu kadim şehirde Kanal İstanbul mu olmalı? Bırakın kamu bütçesini akıllı harcamayı. Bırakın bu milletin, bu şehrin böylesi bir projeye ihtiyacı olup olmadığını. Bütün bilim insanları, bütün deprem ve çevre uzmanları yıllardır hepimizi uyarmıyor mu? Bu projenin ne büyük bir risk yaratacağını, ne büyük bir çevresel problemlere neden olacağını anlatmıyor mu? Değerli dostlar, kıymetli katılımcılar, sevgili İstanbullular, bir kere Kanal İstanbul sadece bir deniz yolu ulaşım projesi değildir. Kanal İstanbul sadece bir deniz yolu ulaşım projesi değildir. Konuşulduğu kadarıyla proje İstanbul'un hem karadaki hem denizdeki ekolojik denge sistemini değiştirebilecek çok derin riskler içermektedir. Göller, havzalar, tarım alanları, yaşam alanları, yeraltı suyu sistemleri, şehrin tüm ulaşım sistemi projeden çok kritik bir şekilde etkileniyor. Tarım arazilerinin yok olması bir yana, İstanbul Boğazı ile yeni açılacak kanal arasında tam 8 milyon insanın yaşadığı bir adaya hapsedilmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu ucube projeyle ülkenin deprem riski en yüksek bölgesine tam 8 milyon insan tehdit ve tereddüt altında bırakılmış oluyor. Deprem anında bu denli yüksek bir nüfusu başka bir coğrafyaya nakledecek hiçbir devlet başka bir ülkede de yoktur, dünyada da yoktur. Bu nasıl bir projedir? Hepinize soruyorum. Hep beraber düşünmeliyiz. Hep beraber düşünmeliyiz. Bu neyin aklıdır? Neyin ısrarıdır? Hangi ortamın önceliğidir? Bakın, konuşulan bu projedeki kanal yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda. 21 metreye yakın derinlikte. En dar yeri 275 metre genişlikte. Böyle bir kanal Sazlıdere ve Terkos havzaları içinden geçen bir kanal. Yani proje Sazlıbosna ve Terkos havza alanlarını yok ediyor. Yeraltı suları ve Terkos gölünün tuzlanması riski de ortaya çıkıyor. İstanbul'un içme suyu ihtiyacı için müthiş bir tehdit oluşturduğu net olarak ortadadır. Açıkçası tek başına bu gerekçe bile büyük bir tehdittir ve bu projenin yapılmaması için yeterli bir nedendir. İstanbul halkı deniz suyu mu içecek? Öte yandan bu proje ki İstanbul'un son yıllardaki en önemli sorunu çirkin yapılaşma, çirkin kentleşme, yoğun nüfus artışı. Şu anda bile 1 milyona yakın konut, boş konut gözüküyor İstanbul'da. Böyle bir ortamda bu projeye, bu bölgeye 1.1 milyon, o da kağıt üzerinde nüfus planlaması yapılıyor. Yeni nüfus. Yani 6 tane Beşiktaş, 5 tane Bakırköy'ün oraya yapılanması planlanıyor. Bu proje yüzünden 3.4 milyon yeni yolculuğun oluşacağı ortaya koyuluyor. Yani İstanbul trafiği en az %10 daha yoğunlaşacak ve artacak. Daha tehdit edici şeyler söyleyelim. 23 milyon metrekare orman alanı, o 136 milyon metrekare tarım alanı yok olacak.
Sazlıdere Barajı hiç kalmayacak. Coğrafyadan silinecek. İşte devlet su işleri, Türkiye'nin kadim kurumu bu yüzden bu projeye karşı çıkıyor. Rapora göre su ihtiyacını karşılayan havzaların %30'a yakını bu proje sebebiyle yok olacak. Daha başka tehdit edici şeyler söyleyelim. Kanal inşaatı nedeniyle devasa bir hafriyat doğacak. Devasa. TMOB raporuna göre 2.1 milyar metreküp hafriyat çıkacak. 2.1 milyar metreküp. İstanbul trafiğine inşası boyunca 10 bin hafriyat kamyonu katılacak. Hafriyatın nereye döküleceği konusunda da henüz bir tasarım, fikir, proje ortada yok. Daha önce böyle bir proje geliştirilmişti. Marmara Denizi'nde 4-5 ada yapılacaktı. Böyle konuşulmuştu. Hatta deprem fay hattı üzerine yapılacak bu adaların üstünden de 2-3 milyon dolarlık villaların pazarlaması için konut projelerine bile katılındı. Tümüyle gerçek dışı. Ve böyle bir hafriyatın, 2 milyar metrekübü aşan bir hafriyatın gözünüzde canlanması için size bir simülasyonu hayal etmenizi tavsiye ediyorum. Güngören, Esenler, Bağcılar. Sadece o üç ilçeyi hayalinizde canlandırın. O üç ilçenin o hafriyatla 30 metre daha yükseleneceğini düşünün. Bütün Güngören, Esenler, Bağcılar'ın 30 metre daha yükseleceğini düşünün. Proje birinci, ikinci ve üçüncü deprem bölgelerinde kalıyor. 11 metre mesafeden Kuzey Anadolu fay hattı, 30 kilometre mesafeden Çınarcık fayı geçiyor. Bilim insanları Kanal İstanbul projesinin yeryüzü ve yeraltı gerilme dengelerini bozacağını, aşırı yüklemelerin yeni depremlere davetiye çıkaracağını söylüyor. O denli komik ki Boğaz'ın tarihi dokusunu korunması proje için gerekçe olarak ortaya konuluyor. Oysa ki projeyle birlikte 17 milyon metrekareye yakın sit alanı yok oluyor. Yani bir korunmadan bahsediyor ama kendi elinizde bir koruma alanlarını, sit alanlarını yok ediyorsunuz. Küçükçekmece Gölü kenarındaki Batonya Antik Kenti'nden ilk yerleşmelerden biri olan Yarımburgaz mağaraları bu proje alanında ve yok oluyor. Boğaz trafiğiyle ilgili de bir takım gerekçeler sunuluyor. Bu konuda da dikkatinizi çekmek istiyorum. ÇEP başvuru dosyasında Boğaz trafiğinde iddia edildiği gibi yıllara göre bir artış değil, tam tersine özellikle son 10 yılda kayda değer bir azalış, yaklaşık %22 civarında Boğaz trafiğinde bir azalma gözlenmektedir. Kıymetli İstanbullular, değerli Türkiye'mize, milletimize sesleniyorum. Marmara Denizi'ni ve Marmara bölgesini etki altına alacak olan bu olumsuzluk sadece İstanbul'la sınırlı bir olumsuzluk değildir. 45 kilometre uzunluğunda ve bu genişliğiyle beraber çok verimli tarım ve orman alanları sonsuza kadar yok olacaktır. İstanbul Yarımadası Trakya'dan ayrılacağı için yeni bağlantı köprülerine ihtiyaç duyulacak. Proje dolayısıyla Karadeniz'den Marmara'ya oluşacak tek yanlı akıntı Marmara Denizi'ni aşırı kirleteceği konusunda çok sağlam bilimsel veriler var. Bu durum Marmara'daki canlı yaşamını da derinden etkileyecek. Ve bu süreçle beraber balıkçılıkla geçinen insanlar zor durumda kalacak. Daha doğrusu doğayı yok ediyoruz. Daha doğrusu denizdeki canlı türlerini yok ediyoruz. Kanal aynı zamanda yoğun bir iklim değişikliğine sebep olacak. Yok edilen araziyle birlikte oradaki yaban hayatı da ortadan kalkacak. Sevgili İstanbullular, bu proje için harcanması gereken parayla, yani yaklaşık 75 milyar lira diye tasavvur edilen, kimine göre
ucunun belli olmadığı bir yatırım ile ülkede kaç cazibe merkezi üretilebilir, varın düşünün. İstanbul'un dışında cazibe merkezine ihtiyaç duyan ülkemizde, doğuda, güneydoğuda, İç Anadolu'da, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de kaç cazibe merkezi üretebiliriz? Kaç bin tane fabrika, okul ve iş imkanı kurabiliriz? Açlık sınırındaki milyonlarca yurttaşımızın kendi yaşadıkları kent ve köylerinde istihdam imkanlarını nasıl en efektif hale getirebiliriz? Özetle bu proje İstanbul'a ihanet projesi bile değildir. Çok net, resmen bir cinayet projesidir. İstanbul için gereksiz bir felaket projesidir. Bu proje yapılırsa, bu proje bittiğinde İstanbul tüm kadim özelliklerini, tarihsel birikimlerini, on binlerce yıllık varoluş sebeplerini kaybedecektir. Yani şöyle ifade edeyim, tarihsel açıdan İstanbul'un göbeğine, yani Sultanahmet'in, Topkapı Sarayı'nın, Ayasofya'nın olduğu bölgeye daha verimli diye bir bina yapıp bu var olan değerleri yıkmakla eşdeğerdir. Bu şahane şehri yaşanmaz bir kent yapmaya kimsenin hakkı yok. Temiz hava, su altyapı, trafik açısından çözülmez sorunlarla baş başa kalmasına kimse sebep olamaz. Ne boğaz geçişi, ne deniz geçişi, ne de ekonomik olarak böyle bir ihtiyaç söz konusu değildir. İstanbul'un böyle bir önceliği de yoktur. İstanbul'da yeni rant alanları yaratmak uğruna hazırlanmış, yol açacağı yıkıcı sonuçlar hiç düşünülmemiştir. İstanbul'da milyarlarca liralık fona ihtiyaç duyulan, kentin can ve mal güvenliğini en öncelikli olarak sağlama konusunda yatırıma ihtiyaç duyulan, on binlerce konutun, on binlerce yapının sağlamlaştırılmasıyla ilgili ihtiyaç duyulan bir fon ortada varken, bir kaynak ihtiyacı ortadayken böyle bir şeyi düşünmek bile İstanbul'a ihanettir. Birileri para kazanacak diye bu kadim şehrin doğal çevresinin, yaşam alanlarının ve su havzalarının yok edilmesine izin vermemeliyiz. Bu konuda toplumsal bir mücadele, toplumsal ve bilince hepimizin ihtiyacı vardır. Böyle bir süreç kapalı kapılar ardında konuşulmamalı, düşünce üretilmemeli. Böyle bir sürecin tüm kamuoyuna, bütün İstanbul'a, hatta Türkiye'ye mal edilerek her yönüyle, her aşamasıyla tartışılması zarurettir ve ihtiyaçtır. Değerli katılımcılar, kıymetli İstanbullular, Çalıştayımıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Çalıştayımızın İstanbul'un en öncelikli meselesine, depreme, yani can ve mal güvenliğimize en yenilikçi karakterlerle, fikirlerle, beyanlarla, tasarımlarla katkı sunmasını diliyorum. Bizler bu seferberliğin en önemli lokomotifi olan kurumuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak başta etkin, direkt ya da indirekt 100 bine yakın çalışanımızın birebir deprem gönüllüsü olarak çalışacağı bir süreci başlatacağız. Her birisi, 100 bine yakın çalışanımızın her birisi aynı zamanda depremle ilgili tedbirleri alma konusunda kendi evinde, kendi apartmanında, kendi mahallesinde en üst seviyede sorumluluk alarak toplumsal seferberliğin birinci lokomotifi kurum haline getireceğiz. Sizlerin uzmanlığı, duyarlılığı ve cesaretiyle diğer kurum kuruluşları ve İstanbul'un bütün halkını bu anlamda en duyarlı hale getirip ve yanlışların engellendiği bir süreci başlatacağız. Doğruların yapıldığı ve sizlerin ortaya koyacağı ortak akıl ile 16 milyon için şehrimizi daha güvenli, daha yaşanır ve daha cazip hale getireceğiz. İstanbul'a yakışan bir dönemi hep birlikte var edeceğiz. Tekrar katılım gösteren,
yurt içinden ve yurt dışından bu sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum.